Öncelikle şu i üzeri 13'ü hesaplayalım. Şöyle hesaplıyorduk. İ'nin kuvveti varsa, yüksek bir kuvveti varsa 4'e bölüyorduk. Kalan ne ise onu alıyorduk. 3 kez vardır. 3 kere 4, 12. Kalan 1. Bu şu demektir. İ üzeri 13, İ üzeri 1'e eşittir ki o da İ olur. 4'e bölebiliyorduk İ'nin kuvvetlerini. Şimdi yerine yazarsak yukarıdaki ifade 1 eksi İ çarpı 1 artı i'ye dönüşür. Şurası artı i oldu. Şimdi birbiri üzerine dağıtarak çarpabiliriz. Ama bunlar eşlenik karmaşık sayılar. Eşlenik karmaşık sayılar çarpılırken şu yöntemi takip ediliyor. Reel ve sanal kısımların kareleri toplanıyordu. Reel kısmı 1. 1'in karesi. Sonra artı sanal kısım eksi 1 gibi düşünebiliriz ama şunun sanal kısmını da alabiliriz. Hangisi olduğu önemli değil. Buranın sanal kısmını da kullanabiliriz. Buranın sanal kısmı 1. 1'in karesi. Zaten şunun sanal kısmını kullansak eksi 1 karesi yine artı 1 gelecek. 1'in karesi 1, 1'in karesi 1. Toplamları 2. Sonucumuz 2 olacak.